Selamünaleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Önemli bir videoyla beraberiz arkadaşlar. Hatırlarsanız 2022 yılının sonlarına doğru üçlü masada üç büyük peygamberin bana acil kurban kes videosunu izlemişsinizdir. İsterseniz tekrardan izleyebilirsiniz. 2022'nin son videosunu izleyebilirsiniz arkadaşlar, aşağı önceki videodur. O kurban kesildi. Ondan sonra dikkat ederseniz bir ay sonra 6 Şubat'ta büyük bir deprem oldu. Yani bir aydan biraz daha fazla zaman sonra. Şimdi bu enteresan bir durum. Allah bizi korudu yani. O kurban gerçekten de bizi Allah'ın takdiriyle hani bir işte sadaka diyoruz ya, sadaka yudafil bela. İşte kaza belanın önüne gider. Ya da kurbanların bir önemi vardır dinlerde ve bizim dinimizde de çok önemi var. Yeni bir rüyayı anlatmam lazım arkadaşlar size. Özellikle burada bir kadın var ve bir erkek var. Önemlidir. İki ayrı rüyadır ama aynı gece görülmüş rüyadır. Bunu dikkatli dinlemenizi istiyorum. Herkes buradan bir ders çıkarabilirse çıkarır, çıkaramazsa çıkarmaz. Uyuyorum arkadaşlar. Saat 3'tü ya da 3.30'tü uyudum. Bir rüya görüyorum. Sağıma doğru gelen bir kadın. Yeşil örtülü, yüzü örtülü. Yeşil, yani yüzünü görmüyorum. Bakıyorum kadındır. Sonra elini alnıma koyuyor. Alnıma elini bırakıyor ve dua ediyor. Öyle bir duadır ki, öyle bir ayet mi artık dua mı Arapça? Ama hangi benim bildiğim dualardan değil. Hani en azından ezberimde olanlar değil. Farklı bir dua okuyor. Daha sonra kulağıma, sağ kulağıma fısıldıyor. Diyor ki şeytanlar seni sevmiyor. Allah seni korusun diyor. Bu rüya bu şekilde bitiyor. Yüzü de kapalıydı ve yüzünü görmüyorum. O şekilde uyanıyorum arkadaşlar. Uyanıyorum, tekrar uyuyorum. Şimdi bazı zamanlarda benim rüyalarım netleşiyor. Bazı zamanlarda da karışıklık oluyor biraz. Sıkıntılı oluyor. Özellikle ben diş macunu kullanmıyorum arkadaşlar. Diş macununun yerine karanfil. Karanfili bir suyun içinde bekletiyorum. İçine aromasını veriyor. Sonra diş fırçamı içine bandırarak dişlerimi fırçalıyorum. Günde 2 defa. Bu benim için çok iyi oldu. Rüyalarımın netleşmesi için de. Bu şekilde eskiden de çok rüya görürdüm ama bazen karışıyordu frekanslar ya da baş ağrısıyla uyanıyordum. Bu çok önemlidir. Siz de bunu yapabilirsiniz. Karanfilin içindeki kahverengi su var ya, su kahverengiye dönüyor ve o suyla su bitene kadar 21 tane karanfil atın bir kasenin içine ve o şekilde kullanın, size iyi geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Evet, ondan sonra uyuyorum, tekrardan bir rüya görüyorum. Evet, aslında bu iki tane rüyayı ayrı şekilde videolar yapsam mı dedim, yoksa ikisini bir şekilde yapsam mı dedim. Ama kısacası buradan biraz anlatayım. Tekrardan o meseleyi yine anlatacağım arkadaşlar. Yani şimdi enteresan bir şey. Bir kurban meselesi var. Ve peygamberler. Diyarbakır'dayız. Bir mekandayız. Çokça peygamber var ama sayısını bilmiyorum. Çokça peygamber var ve peygamberlerin yüzleri nur gibi, yani nur. Nurdan göremiyorum yüzlerini. Ve daha sonra bir tane bildiğim bir arkadaş geliyor. Onun adını da vermeye gerek yok. Diğer insanların da isimlerini vermeye gerek yok. Doğru değil. Çıkıyor. Bana doğru geliyor. Ve bana diyor ki al bu kurbanı kes. Peygamberler için yani. Hani misafir olarak. Bir misafir, yani bir topluluk var ve o kurbanı bana veriyor. Kesmemi istiyor. Çok enteresan bir durum. Bu kadın, bu kurban, bu adam ve peygamberler topluluğu. İnşallah yine kötü bir olaylar olmaz. Yani bu kurbandan ne kadar bahsedilirse, illa işte geçenki tecrübemizde kurbandan sonra bir bela oldu işte Türkiye'de. Umarım bu böyle bir şey değildir. Umarım bu büyük bir sıkıntıya karşılaşmayız. Hani en azından öyle bir durum olmaz. Yeşil örtülü kadın,
yeşil örtülü kadın, yüzünü göremiyorum ve bu peygamberlerin yüzünü göremiyorum. Burada gördüğüm sadece o arkadaştı ama bu kadın da öyle bildiğim, en azından anlatılmaması gereken biridir. Ama yüzünü görmesem de hani kimin olduğunu anlayabiliyorum. Yani bu şekilde bir telepatik mesele var. En azından öyle hissedebiliyorum. Enteresan arkadaşlar. Yani ne düşünürsek düşünelim, yani bu gerçekten bu kutsal topraklar birçok şey gebe olacaktır. İşte kıyamet alametleri oluyor. İşte birçok olaylar oldu, depremler oldu. İşte kıyamet alametleridir. Çok büyük depremler, yani 8 saat içerisinde 2 büyük deprem yaşadık arkadaşlar. Bunun etkisini biz biliyoruz. Yani Gölcük depremini hatırlıyoruz. Yani bir deprem oldu ve bitti yani. Van depremi oldu, Elazığ depremi oldu. Hatırlıyorum yani. Bir defa oldu. Diğer depremleri artçı depremlerdi. Ama biz 8 saat içinde 2 büyük deprem yaşadık. Ekstradan 6.4 Hatay depremi yaşadık. Ekstradan 5 nokta depremler, belki binlercesini yaşadık. Çok büyük bir sıkıntı yaşadık yani, ama Allah bizi korudu yani. Gerçekten korudu yani. Ve biz bu kadar dua ettik. O kadar siz dua ettiniz. O kadar insanlar ellerinden geleni yaptılar. Tabi o dönemde uçlu masada Hazreti Peygamber Efendimiz, Hazreti Musa Aleyhisselam, Hazreti İsa Aleyhisselam var. Ben onu tekrardan hatırlatayım. Bana şöyle demişlerdi: 2022'nin sonlarında gördüğümüz bir rüyadır. Videosunu izleyebilirsiniz. Uçlu masa. Orada Hazreti İsa çok konuşuyordu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gülümsüyordu ve Hazreti Musa aleyhisselam hiç konuşmuyordu ve bana bu şekilde hitap ettiler. O kadın, sırlı kadın, ona kurban kes. Acil olarak kurban kes ve ben de onu boş yaparak kesmiştim. Belki de önümüzdeki bir belanın dağılması amacıyla bir kurbanın verilmesi gerektiği. Allah'ın izniyle birçok bela, birçok sıkıntı bizi yaklaşabiliyor. Yani bazı zamanlarda bu iyilikler, bu kötü durumlarda bizi koruyabiliyor Allah'ın izniyle. Bir zırh oluyor. Mesela bu yeşil örtülü kadının bu şekilde bana "şeytanlar seni sevmiyor, Allah korusun seni" demesi ve alnıma dua etmesi ve yanıma gelmesi de enteresan bir meseledir. Yeşil, yani yeşil çok önemli bir renktir. Yeşil, bu yeşille alakalı bilgisi olanlar da ayrıntılı şekilde videonun yorum bölümüne yazabilirler. Ve bu videomuzu da paylaşabilirsiniz. Ben şöyle diyorum: Mehdi Aleyhisselam meselesi, Hazreti İsa meselesi çok önemli. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam diyoruz ya, işte nereden çıkacak, nereden zuhur edecek, her ne olursa olsun bizim bu toprakların kutsal kitaplarda yeri geçer. Hadislerde de bu toprakların önemi anlatılmıştır. Kıymeti anlatılmıştır. Yani değil ki benim memleketim senin memleketinden üstündür, bizim insanlarımız sizin insanlarınızdan üstündür, değil. Allah'ın bazı toprakları kıymetlidir. Yani misal Kudüs. Çok kıymetlidir mesela. Hem Yahudiler için kıymetlidir, hem Müslümanlar için kıymetlidir, hem Araplar için de kıymetlidir. Mesela Arapların içinde Hristiyan gruplar da var. Arap deyince herkes Müslüman değil. Kürt deyince de herkes Müslüman değil. Türk deyince de herkes Müslüman değil. Bunu da bilmeyen bir toplum içindeyiz. Yani bunu da bilmiyorlar. Hani kısacası herkes için kıymetli olan bir Kudüs var, değil mi? Ama Mekke sadece Müslümanlar için kutsal bir yer. Kudüs çok kıymetlidir. Çünkü paylaşılamayan yer. Hem Müslümanlar almak istiyor, hem diğer din grupları almak istiyor. Orada bir hakimiyet kurmak istiyorlar. Özellikle Hristiyan gruplar olsun, Yahudi gruplar olsun, işte Musa'nın dininden olanlar, işte Hazreti Peygamber Efendimiz'in dininde olanlar orayı istiyorlar. Çok kıymetli. İşte onun içindir ki bazı biz diyoruz ya Kudüs. Biz niye Kudüs diyoruz? Kudüs. Niçin yani? Sebebi nedir? Çünkü kutsal olduğu için. Toprağın kendisinde bir şey yok. Orada bazı kıymetli ruhaniyetler var.
Orası kıymetlidir Allah için orası. Orası kıymetlidir. Misal öyle bir şehir de Diyarbakır'dır. Diyarbakır'da o şekilde hem bütün dinler açısından kutsal bir yerdir ve Hazreti Peygamber'in Miraç'ta gördüğü iki şehirden biridir. Biri Kudüs'tü, ikincisi Harami Diyarbakır'dı. Bunu biz hatırlatıyoruz ki insanlar tam anlasınlar yani. Çok önemlidir bu. Tabii ki peygamberlerin burada türbesi de olması da çok önemlidir. Birçok bu bölgeler işte Urfa, Diyarbakır, peygamberler diyarı yani. Bu bölgeler kıymetlidir ve hadis kitaplarına geçer, kutsal kitaplarda geçer. Diğer ehli kitap olan din mensuplarının da kitaplarına geçen şehirdir. Ve bu kurban meseleleri çok bence önemlidir. Bütün dinlerde de önemi vardır. Birçok dinde. Özellikle yeşil örtülü kadın bana çok dua ediyor. Yani Allah razı olsun. Ruhaniyeti bizimle. Çok zorlandığımı biliyorlar. Aslında rüyalarıma laf atanlar rüyalarımızın ne kadar doğru çıktığını görüyorlar. Aslında kendileri de görüyor ama bana yakıştıramıyorlar. Çünkü ben müzikten çıkmış bir insanım. Müzikten, sokaktan çıkan bir adamım yani. Tabii ben bunları anlatınca da insana diyorlar ki ya bu adamın geçmişine baksana, geçmiş videolarına baksana. Adam çocuk gibi hareket ediyor yani. Şimdi yakıştıramıyorlar adamlar. Böyle rüyalar nasıl bu adamı görebilir diye. Ki 12 yaşından beri gördüğüm rüyalardır zaten bunlar. Hep gördüğüm şeyler yani. Ama bazı insanlar da az görür ya da karışık görür. Bazı insanlar hiç rüya görmez. Bazı insanlar da haftada en az kaç tane rüya görür yani. Biz gören taraftayız ve en azından videolarımız ortada ve rüyalarımızın doğru çıktığıyla alakalı. Ben videoları size paylaşıyorum rüyalarımın doğru çıktığı vakit. Bazıları doğru çıksa da ben zaman bulamıyorum ve yükleme yapmıyorum. Ama birçoğu şu anda yayında yani önemli olan hadiseler hep size paylaşıyorum ve rüyamın doğru çıktığını ve geçmiş videomun da ekran resmini alarak ben videoda yerleştiriyorum ki insanlar baksınlar yani Çetin Tatar gerçekten ne demiş diye. En azından düzgün ve dürüst bir şekilde işimi yapmaya çalışan bir kardeşinizim. Bana verdiğiniz her bir desteği ala görüyor. Hepinizden Allah razı olsun. Like atanlar, izleyenler, videomu paylaşanlar, katılanlar. Hepiniz Allah hepimizi korusun ve hepinizi korusun. Gerçekten zorlu bir zamandayız. Depremde hepimiz ölebilirdik. Kimsenin yaşayacağı kesin değil. Artık yer sallanıyor yani. Onun için Tarık Yıldızı'nın kıymetini bilin. Tarık Yıldızı eğer bir daha gelirse çok fena olacak yani. Tarık Yıldızı bize uyarı vermek için Allah'ın askerleri olarak geldiler. Ve vurup gittiler. Vurdular, üst üste vurdular. Kimisi onu da itibarsızlaştırmak istedi. Neyse onları uzatmadan hepiniz güzel bir şekilde en azından doğru bir şekilde kardeş olduğumuzu bilerek bunun içinde Kürt, Türk ya da mezhep ayrımı, Alevi, işte bu Sünnidir, işte bu şudur. Biz böyle ayrışmalara girersek kesinlikle bizim doğru yolda yürüyeceğimiz kesinlikle yanlıştır. Yani biz o zaman şeytanın adımlarını takip ederek şeytanın düştüğü tuzaklara düşeriz. Biz burada doğru bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor ki Tarık Yıldızı bizi vurmasın. İnsan ölümlerinden kim mutlu oluyorsa onları ölüm bulacaktır. Kim insanların kanından mutlu oluyorsa sivrisinekler onlara dokunacaktır. Bunu anlatıyorum. Eşekler günü gelecek kral olacak. Kral olduğu vakit anlayacaklar. Anlayacaklar. Eşekler nasıl kral olur? Anlayacaklar. Onu da daha anlamamışlar. İnsanoğlu anlayamadı. Çok önemlidir. Yedi kuşun, yedi karganın bir kuşta birleştiği vakit çarşamba, perşembe ile birleştiği vakit bu vakitler çok kıymetlidir. Öyle bir kelimemiz de vardı dikkat ederseniz. O gün geldiğinde 12 gün evden çıkmayın. Mehmet Hoca 10 gün. Bir şekilde 10 gün
normal hali. 11-12'ye kadar gider bu mesele. Şimdi o gün hangi gündür? Çarşamba ile cuma nasıl birleşecek? Bu meseleler. Üçlü masadaki mesele, kurban meselesi. Peygamberlerin Diyarbakır'a gelmesi ve yüzleri nur nur. Öyle bir rüyadır ki içinden çıkmak istemiyorsun. Ama orada bir kardeşimiz çıkıyor ve kurbanı bana getiriyor ve diyor ki bunu kes. Kes diyor. Çok enteresan. Yani onlara bir ziyafet için, yani ziyafet için, peygamberlerin ziyafeti. Yani peygamberler yemek yer mi? Ruhaniyetler yemek yer mi? Bu da ayrı bir konu. Demek ki anlatılan konu farklı. Yani belki de büyük bir sıkıntıların geleceğiyle alakalı da olabilir. Yani dikkatli olsun insanlar. İnsanlar iyi olsunlar diye. Bir grup peygamberdi, yani peygamber topluluğu diyelim. Yani büyük bir peygamber topluluğu. Çok enteresan arkadaşlar. Gerçekten çok enteresan bir mesele. Çok enteresan. Allah her zaman bizimle olsun arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Önemli videolar oluyor arkadaşlar. Önemli video. Hazreti İsa Aleyhisselam'la ilgili de bir meselemiz var. Onu da ben anlatacağım Allah'ın izniyle. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepimiz kardeşiz. Unutmayalım kardeşlerim. Eyvallah. Teşekkürler.